Kütahya'da 7 Mayıs 2011'de Siyanür'le Atıksu Barajı'ndaki setin kısmen çökmesi olayında sorumlulukları bulunduğu iddia edilen Eti Gümüş AŞ'nin iki yöneticisinin yargılanmasına devam edildi. Kütahya'da 7 Mayıs 2011'de Siyanürlü Atıksu Barajı'ndaki setin kısmen çökmesi olayında sorumlulukları bulunduğu iddia edilen Eti Gümüş AŞ'nin iki yöneticisinin yargılanmasına devam edildi. Kütahya 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Eti Gümüş AŞ Genel Müdürü Ergun Kılıç'ın avukatı Emel Karagöz, davacı avukatı Cömert Uygar Erdem ve çeşitli oda, baro, dernek ve sendikaların temsilcileri katıldı. Duruşmada bilirkişilerin raporlarının mahkemeye ulaşmaması nedeniyle davacı ve davalı avukatları bilirkişi raporunun beklenmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine ve Tavşanlı Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazılan yazının tekrar yazılmasına karar vererek duruşmayı 30 Kasım'a erteledi. Kütahya merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Gümüşköy'ü yakınında 7 Mayıs 2011'de Eti Gümüş AŞ'ye ait siyanürlü atık su havuzundaki 4 setten birinde kısmi çökme meydana gelmesi sonucu üretim durdurulmuştu. Bundan yaklaşık 2 ay önce yapımı tamamlanan yeni havuzun faaliyete geçirilmesiyle suyun bir bölümü buraya nakledilmiş ve üretime yeniden başlanmıştı. DİSK'e bağlı Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası ile KESK'e bağlı bazı sendikalar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı bazı odalar, İzmir Barosu ve çeşitli dernekler tarafından işletmenin iki yöneticisi hakkında olayda sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.